Merhaba, ben Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nden uzman doktor Buket Kılıç, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Bugün dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bir bilgi vermek istedim. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocukluk döneminde başlayan nörogelişimsel bir hastalıktır. Etiyolojisinde özellikle genetik nedenler öne çıkmaktadır. Çocuklarda görülme oranı %5 ila 6 dolayındadır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu karşımıza dikkatini odaklamakta ve sürdürmekte güçlük, aşırı hareketlilik ve dürtüsel davranışlar şeklinde karşımıza çıkar. Okulda ve evde olmak üzere en az iki alanda olmak üzere çocuğun işlevselliği önemli oranda bozulur. Çocukların aileleri sıklıkla çocuklarının dikkatlerini veremediklerini, derse odaklanmakta güçlük çektiklerini, dalgın ve unutkan olduklarını, çok hareketli olduklarını, yerlerinde kıpır kıpır olduklarını ya da düşünmeden hareket ettikleri gibi şikayetler aktarırlar. Öğretmenler de benzer şikayetler aktarırlar. Sınıfta konuştuklarını, dikkatlerini veremediklerini, dikkat hataları yaptıklarını belirtirler. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı hem okulda hem evde çocuğun işlevselliğini bozan bu belirtileri tanı kriterlerini sorgulayarak eğer tanı kriterlerini karşılıyorsa çocuğa dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısını koyar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri yanında duygu düzenleme güçlükleri de bu hastaların yaşadığı önemli bir sorundur. Özellikle ergenlik döneminde öfke problemleri şeklinde karşımıza çıkar. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tedavisi psikososyal müdahaleler ve ilaç tedavilerinden oluşur. Psikososyal müdahaleler derken çocuğun dikkat süresine esas alan ders çalışma programları, dikkatini dağıtan uyaranların ortadan kaldırılmasını içerecek stratejiler hem okulda hem evde uygulanması aileye önerilir. Bunun yanında ilaç tedavileri de dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için oldukça önemli, güvenilir ve etkin tedavilerdir. Aileye konuyla ilgili bilgi verilerek, etki ve yan etki profilleri anlatılarak uygun doz ve şemada kullanıldığında bu çocuklar, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısına sahip çocuklar ilaç tedavilerinden oldukça yararlanırlar. Hekim belli periyotlarla çocukları kontrollere çağırarak ilacın etki ve yan etki profilini takip eder. Özetle belirttiğim bu belirtilerin çocuğunuzda olduğundan şüpheleniyorsanız çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurmanız önerilmektedir.